Yani şimdi e, korona virüs e, salgını boyunca birçok kimse test pozitif çıktılar. Bu testler biliyorsunuz e, antijen testi var PCR olarak yapılan, vücutta mikrobun girdiğini gösteriyor bu test pozitif. Bir de e, antijen testi yaptırmamış ama e, böyle semptomsuz olarak hastalığı ya da hafif belirtilerle hastalığı geçirmiş kişiler var. Bunlarda antikor testi pozitif çıkıyor. Bu tarz kişiler genellikle gençlerde antijen pozitif olduğu ölçülmeden direkt antikor testi pozitif çıkan grup var. Bu gruplarla birlikte bütün COVID pozitif olan kişilere baktığımız zaman Türkiye'de şu şu anda resmi rakamlar 500 bin civarında. Bu semptomsuz vakaları da alarak düşünürsek 1 milyon kişinin yahut da önümüzdeki birkaç ayı daha düşünürsek 1 milyon kişiyi bu bulacak gibi gözüküyor. Yani 80 milyonun 1 milyonu covid pozitif demektir bu. Ve bunlar hastalığı geçirmiş ama bulaşıcılığı kaybolmuş kişilerdir. aslında yani hastalığı geçirmiş bulaşıcılığı kaybolmuş kişilerde antijen negatifleşiyor zaten. Onlar aşılanmış gibi oluyorlar. Şimdi bu bu kişilere nasıl yaklaşılıyor? Şu anda ben kendi mesleki deneyimimi düşünüyorum. Öğrencilik yıllarımızda Kuduz fobisi vardı toplumda. Kuduz'dan korkur kaçılır. Herkes Kuduz ezeyanları ile insanlar gelirdi. Kuzulu, kuduz oldu, yakınlar Kuduz oldu. Bu şu an unutuldu. Daha sonra HIV onun yerini aldı. İşte yakınlarım HIV oldu, ben HIV oldum diye korku ve panikle somatik ezeyan dedim. ezeyanla gelen insanlar. Şimdi yeni doğrumuz COVID fobisi oluştu. Yani COVID'i fobit şeklinde, koronafobi tarzında düşünen insanlar gelecek aşırı bir duyarlılık oluşacak. Şimdi böyle bir fobisi olan, korona fobisi olan bir kimse otururken bir toplumda konuşuyorsunuz. Ya ben de Covid pozitifti dediği an herkes birdenbire soğuk bir duş ortaya çık atışıyor orada. Herkes kaçınmaya çalışıyor. Daha önce konuştuğu muhabbet etti. Televizyon programında bile bazen rastladığımız oldu böyle e, olayları. Ama bu kişi aslında geçirmiş ve e, onunla ilgili e, pozitif aşılanmış gibi aslında. Doğal aşı olmuş gibi buna. bu pasif, pasif aşıklı, bağışıklanma deniliyor, deniyor buna. Pasif bağışıklık olmuş birçok kişi var. Bu kişileri bizim hasta olarak görmememiz gerekiyor. Hastalığı olmuş, geçirmiş ve aşılı bir kişi gibi. Ama bu konuda çok ciddi bir etiketleme ve damgalanma var. Covid-19 damgalandığı zaman ve işte cüzdan hastası gibi bir yahut da kuduz gibi, HIV var gibi insanların ona dokunmayla ilgili ciddi korkular oluşacak. Bunu bilmek gerekir. Yani bu kimseler bu konuda çevreye zarar vermeme duyarlılığı olan kişiler var ama bunlara baktığımız zaman böyle bilerek covid geçirmiş, aktif covid bilerek eee hapşıran kişilerin de olduğu Çin'de örnekler olmuş. bu nedenle yani bu kişilere bir mesafeli olmamız gerekir. Bunlarla birlikte olmak temaslı kabul ediliyor zaten. Temas olduktan sonra da o filyasyon zincirine dahil oluyorsunuz. Ve siz de takip alınıyorsunuz. Aktif olanlar zaten böyle. Onun için bu böyle bir durumda yani devletin takibi almadığı bir COVID'li bir kimseyi etiketlemek ve ondan uzak durmak bilimsel temeli yok. Ama devlet takibi almışsa, temaslı olarak kabul ediliyorsa yakın çevreleri, bu kişiyle mesafeli olmak, ona COVID'li gibi davranmak normal. Onun için burada damgalama, etiketlenme, haksız bir uygulama olup bir insan ömür boyu bir etikete mahkum etmek insani ve vicdani değil.